Merhaba arkadaşlar, Rantable kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün korku oyunu serimizin 22. bölümüne geldik. 22. bölümde yine yapay zeka üzerine çalışacağız arkadaşlar. Yürürken ses çıkarmasını yapacağız. Kovalama sisteminde bir takım düzeltmeler yapacağız. Belli bir mesafeden sonra yapay zekamız bize vurmaya başlayacak. İyi seyirler dilerim. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Sunumda da belirtmiş olduğum gibi bu video yapay zeka üzerine olacak. Diyerekten hemen videoya geçmek istiyorum. İlk olarak şundan bahsedeyim arkadaşlar. Ben bir adet animasyon indirdim Mixamo'dan. Zombie Attack diye hemen size de göstereyim. Böyle bir animasyon indirdim. Siz de buna benzer, yani direkt Zombie Attack animasyonu yazdıktan sonra direkt zaten Mixamo'da bu animasyonun aynısını bulabilirsiniz. Farklı bir animasyon da kullanabilirsiniz. Ancak size önerim animasyon yerinde vuran bir animasyon olsun. İleriye giden değil de direkt yerinde vursun. Şimdi ilk olarak yapay zeka yürüdükten sonra ses çıkartma olayını yapmak istiyorum. Daha öncesinde kendi karakterime uygulamıştım. Kendi karakterime uyguladığım şeyin aynısını da yapay zeka uygulamak istiyorum. Kendi karakterimde ne yapmıştık arkadaşlar? Buradan bir line trace veriyoruz. Her adım attığında hangi fizik tipine geliyorsa, mesela çimen fizik tipi ise çimen ses çıkıyordu. Bunun gibi bir sistem kurmuştuk. Kurarken de zaten anlatırım bunu tekrardan. O zaman hemen başlıyorum ben. Karakterin animasyon blueprintine girelim. Sistemimiz buydu arkadaşlar. Bu sistemin aynısını alacağım ve kendi yapay zekamın animasyon blueprintine atacağım. Biz burada ne yapmıştık arkadaşlar? Her adım attığında AnimNotify'dan bir veri çekiyorduk. Veri gönderiyorduk. Bu AnimNotify bize ait değil. Tekrardan kendi karakterimize özel AnimNotify'lar oluşturmak zorundayız. Hemen Walking'den her adım attığında, ben bunu önceden oluşturmuşum sanırım denemek için. Bunları silelim. Sorun mu oluştu? Tamam, hayır. Geldi karakterim. Bastı. Tam buraya bir tane ekleyelim. Name Notify olsun. Adı da AI Step olsun. AI Step. 1, 2. Burada da adım attık. Buradan direkt AI'yı seçebiliriz. AI Step. Save edelim. Aynısını koşmaya da yapalım. Notify'in özelliğini çok seviyorum. Notify animasyonda belli bir saniyesinde karşı tarafa bir veri gönderebiliyoruz. Bu bence harika bir özellik. Bunlara da aynı şekilde yapalım. AI Step. Tamamdır. Şimdi bu verimizi aldığımıza göre AI'ın kendi anim blueprintine girerek bu veriyi sağladık mı direkt işimiz sanırım biter. Aynen öyle. Hemen AI step diyelim ve Notify'ı çağıralım. Şöyle bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum, karakter benden uzak, daha az bir ses çıkması lazım. Ama bunda öyle olmuyor. Önceden denemiştim. Sanki biz çıkarıyormuşuz gibi geliyor. Bunu ilerleyen videolarda illaki çözerim. Hemen bir test edelim. Evet, gördüğünüz gibi yapay zeka beni gördü. Kovalamaya başladı. Sorunumuz neymiş? Heh, buradasın. Canavar BP. Heh, karakteri almışız. Buradan kendimize bir meşi çekelim. Hatta direkt Promete Variable oluşturarak karakterin referansını çekelim. Bunu böyle alalım. Buraya verelim. Variable'ımızın adı da karakter diye oluşturmuş muyum ben daha önceden? Neyse. 2R ile yapalım. Bunu kullanıyor muyuz? Sanırım kullanmıyoruz. Sileyim. Direkt ne ismini siliyorsun? Direkt bunu sil. Tamam. Karakterimizin referansını verelim ve onun kendi meşine şey yapalım. Hemen meşe bakıyoruz. Heh. Buradan da meşimizi
Gatebird lokasyona veriyoruz. Buradaki yaptığımız hata şuydu arkadaşlar. Ben kendi karakterimin meşini verdiğim için bir hata oldu. Burada yapay zekanın kendi meşini verince direkt çözülmüştür. O hata daha çıkmaz muhtemelen. Bakıyoruz. Çıkmadı. Tamamdır. Bunu da kaldıralım ya. Şu print stringleri kaldıralım. Şimdi bizim bir sorunumuz vardı. Kovalama sistemindeki problemler. Problem şöyle arkadaşlar. Bazen karakter takılı kalıyordu. Siz de yaptıysanız muhtemelen farkına varmışsınızdır. Bu problemi çözeceğiz. Aslında çözümü çok basit. Hemen de başlayalım. AI'ya gelelim. Karakterimize girelim. Pardon, animasyonlar değil. Blueprint kısmı. Aynen. Buradan. Buraya da zaten daha doğrusunu yap diye kendime not düşmüşüm. Şimdi karakter takip dediğimiz olayı şöyle değiştirelim. Karakter takip değil de buraya simple move the location diyelim. İlk olarak karakterin lokasyonunu belirleyeceğim. Buraya bir veri çekeceğim. O veriden simple move the location direkt çalışacak. Güzel bir şekilde bu işlem yerine getirilecek. Şimdi bizim burada ilk olarak ne yapmamız lazım? Bu adam diyor ki abi bana bir lokasyon ver. Benim yapmam gereken şey eğer karakter beni gördüyse ki bu sistemi önceden kurmuştuk burada arkadaşlar. Is set can see player. Eğer karakter beni gördüyse ben bir vektör referans oluşturmam lazım. Bizim karakterin koordinatlarını buraya vermem gerekiyor ki yapay zeka gidebilsin. Şimdi peki biz ne yapacağız? Hemen bir yeni bir nev task oluşturacağız, görev. Oluştursun. Buraya da hemen adını değiştirelim. Karakter nerede? Soru işaretini kabul etmedin. Okey. Şimdi hemen ilk olarak çağıralım execute'umuzu. Buna geldik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak bir player controller diyelim. Player controller controlled pawn. Buradan isvalid. Isvalid. Buradan get aktör lokasyon. Buradan branch. Bunu yaptık. Buradan da yapmamız gereken şey veriyi gönderiyoruz. Eğer true ise set black board black board values vektör olacak. Buradan vektörü yapalım. Finish execute. Buradan true. Az sonra neden işlemleri neden yaptığımızı anlatacağım arkadaşlar. Burada false, burada success, false olacak. Tamamdır. Buradaki işlemler, sorunumuz nerede? Key oluşturmadık. Okey, hemen oluşturalım. Hemen böyle yapalım. Blackboard. Player. Location. Tamam. Şimdi buradaki işlemleri anlatıyorum. İlk olarak buradan verimiz sürekli olarak geliyor. Eğer işlem doğruysa tabii ki. Get player controller. Benim kontrol ettiğim karakterimin pawn'ı diyorum ki eğer isvalid varsa true git. True git ve finish execute'u true yap. Yani başarılı bir işlem olduğunu göster karşı tarafa. Eğer benim pawn'ım yoksa yani öldüysem o zaman ne olacak? Pawn'ımı silersem eğer ben oyundan bu branştaki değişken yani isvalid olan şey hop false'a girecek ve bu işlem başarısız olacak. Karakter sürekli olarak bana vurmayacak ve bu da mantıklı bir işlem olacak. Şimdi biz bunu böyle yaptık. Buradan da get aktör lokasyonumu değer olarak veriyorum ve player lokasyon diye bir blueprint pardon blackboard key oluşturuyorum. Bu key'i benim burada state'te görmem gerekiyor. Bunu hemen karakter nerede diyelim. Aynen. Random lokasyon demişim. My character lokasyon. Öyle diyelim buna. My character lokasyon artık şu oldu.
Get aktör lokasyon. Yani get controller pound. Kontrol edilen aktörün lokasyonu, koordinatları oldu. Şimdi hemen tekrardan yanlış yerlere girdik. Heh. Save edelim. Lokasyonu yani blueprint key oluşturmuştuk. Blueprint diyorum sürekli. Blackboard key oluşturmuştuk. Bu key'in de my karakter lokasyonu yani bir vektör tipinde bir değişken verdik. Bu değişkenin içerisindeki değişken de değişmiş oldu buna bağlı olarak. Şimdi bunu değiştirdik abi. Buraya gelelim. Bu değiştirdiğimiz veriyi de buna verelim. Nasıl vereceğiz? Get blackboard value as vektör tipinde bir değişken vereceğim. Buna da buraya verelim. Hemen oluşturalım yine. Public yapmayı sakın unutmayın ha. Public yapmanız gerekiyor burada. Blackboard diyelim. Blackboard. Yine saçma yazıyorum. Karakter location. Bunu da yaptık. Şimdi biz ne yaptık? Bir Blackboard key oluşturduk. Bu key'in içerisine değiştirmiş olduğumuz değişkeni vermemiz gerekiyor mantıken. Şimdi bunu da görmemiz gerekiyor. Public yapınca da yani public yapmamızın sebebi de bu aslında. Yani ben bunu Blackboard diyorum. Behavior Tree'de görmem gerekiyor. Eğer ben bunu public yapmazsam şimdi göstereyim size. Ben bunu Behavior Tree'de göremem ve şu an niye görüyorum? Bunu yaparsam muhtemelen göremeyeceğim. Karakter takip. Tekrardan yapalım. Compile etmeyi unuttuk. Gördüğünüz gibi göremiyoruz şu an. Bunu görmem gerekiyor ki buradaki değeri ona atabileyim. Şimdi tekrardan bunu public edelim. Ama tabii ki bunu da yapmamız gerekiyor. Tamamdır. Şimdi random lokasyon. Buna ne vermiştik? My karakter. My karakter lokasyon. Şimdi işlemin aynısı oldu ama bir takılma olmayacak. Daha sağlıklı olacak. Bu arada bu videoda da söyleyeyim. Diğer videoda bu random lokasyonu kaldıracağız. Karakterimiz belli bir lokasyonda yürüyecek. Yani belirlediğimiz noktalarda yürüyecek, gelecek. Sürekli orayı tarayacak böyle. Yapay her oyunda olduğu gibi. Şimdi bunu yaptık ve test etmemiz gerekiyor. Bizi takip ediyor. Kaybolalım. Yürüyor şu an. Ha, gördüğünüz gibi hemen geldi. Bir de atlayalım bakalım atlayacak mı? Atlamayı tercih etmedi. Ama bir takılması yok şu an. Yani gayet iyi bir şekilde çalışıyor yapay zekamız. Tamam, bunu da hallettik. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Karakter belli bir mesafeye geldikten sonra yani bize yakınlaştıktan sonra bir etek animasyonu yapması lazım. Hemen bunu yapalım. Ben bu sistemi klasik bir şekilde kurmayacağım. Birazcık daha üstüne çalıştım bu sistemin. Daha kolay, daha basit bir şekilde kuracağım. Ve diğer sistemlerle aynı görevi görecek sonuç olarak. Çünkü genelde şey yapıyorlar. Behavior Tree'de yapıyorlar bu işlemi ki bu da kafa karıştırıyor bayağı. Ben bu işlemi Behavior Tree'de yapmayacağım. AI kontrolörümüze girelim. Event tick'imiz burada. Diyeceğim ki ben abi event tick'ten sürekli veri göndererek yani tabii ki eğer benim karakterim görülürse hemen buradan bu koşulu da sağlayalım. Can see player. Bunu gördükten sonra bu işlem true olursa eğer çalışsın. Karakter görüldükten sonra çünkü görmeden zaten bize bir etek animasyonu yapamaz. Şimdi geliyorum buraya. Get actor of class diyorum. Kimi seçiyorum? AI. AI karakterimi seçiyorum. Bunun da ne yapalım? Pound'ını alalım. Ya da direkt şey yapalım ya. Get actor location'ını alalım. Okay. Diğeri de player controller
Get yapmamız lazım ha. Tamam. Player controller. Bunun da controlled pawn'ını alalım. Kontrol edilen pawn'ı. Bunu da aktör lokasyonunu alalım. Şimdi elimde iki tane vektör var. Bu iki vektörün arasındaki uzaklığı hesaplamam gerekiyor. Nasıl hesaplayabilirim? Direkt distance yazarsam buradan vektör halde gelecektir. Buraya da print olarak yazdıralım. Bu arada birden fazla karakter koyarsanız bu işlem yatabilir, haberiniz olsun. Ben tek bir karakter üzerine programlıyorum çünkü. Şimdi geldim. Bakalım karakterim bana yakınlaşıyor mu? Evet, şu an bana geliyor. Şuradaki değer de gittikçe düşüyor. Şimdi 86'da tam dibimde oluyor. O zaman benim girmem gereken aralık 90 ila 80 arası olması lazım. O zaman bu koşulu da sağlayalım. Şimdi buraya bir branch oluşturalım. Branch'e de bir kısıtlama koyalım. Float. Değerimiz bu. Minimum 80, maksimum 92 diyelim. Ya da 90 ideal midir? 91 dedim hadi. Şimdi yaptığım işlemi anlatıyorum. Eventik'ten sürekli olarak FPS frame'imiz, yani bir kareyi kaç saniyede tekrarlıyorsa, yani FPS'imiz kadar sürekli buradan verimizi gönderiyor. Ve ben diyorum ki Perception'dan, AI Perception'dan, eğer karakter AI beni görürse branch true olsun ve veri gönderilsin. Sürekli olarak bir hesaplama yaptırıyorum. Hesaplama nasıl bir hesaplama? Get player controller. Kontrolcünün kontrol ettiği pawn'ın lokasyonu. Lokasyon vektör 2, yani şöyle ki get actor of class'tan yapay zekamı seçiyorum. Get actor lokasyon diyorum. Benim yapay zekamın lokasyon değerlerini alıyorum. Vektör değerinde ve distance yazarak aralarındaki uzaklığı hesaplıyorum. Benim karakterimin pawn'ıyla yapay zekanın lokasyonunun pawn'ını alıyorum. Distance ederek uzaklığını alıyorum ve diyorum ki eğer 80 ila 91 arasındaysa, şimdi asıl olay geliyor. Nasıl yazdım be? Saldır. 80 ila 90 arasındaysa bu işlemi true yap. Şimdi bunu yaptık. Ne oldu? Bu işlemi true yaptık. Canavar anim BP, yani yapay zekamızın animasyon blueprintine giriyorum. Asıl olay burada. Şimdi buradan burayı not almıştım. Layer blend perbone, aynen öyle. Layer, blend, perbone. Bazen notların ismini unutabiliyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Base pose. Ana pozumuz nav state makine. Biz burada ne yaptık? Ana olaylarımızı gerçekleştirdik. Şimdi bunu buraya götürelim. Buraya bir değişken oluşturacağım. Değişkenin adı da saldırı. Bu değişkeni direkt buraya koyuyorum. Tamam, koyuyorsun da şimdi bu boolean, bu da float. Olay şöyle. Bu zaten otomatik olarak kendini çeviriyor. Eğer bu true olursa float da tak diye 100 olacak. Eğer false olursa buradaki float da 0 olacak. Şimdi bu neyi sağlayacak? Layer blend perbone benim belirlemiş olduğum bir kemiğin üst tarafını, belirlemiş olduğum animasyonun üst tarafına oynatıyor. Biraz karışık oldu ama bunu size göstereceğim. Şimdi burada zombi etek animasyonumuz var. Bu animasyonu yanlış bir şey koymayayım. Idle Şimdi saldırı true olursa ve benim zombi yürürse ne olacak? Şu an hiçbir şey olmayacak. Bakın. Hiçbir şey olmadan. Duracağım. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak meşimizdeki bir kemiği belirlememiz gerekiyor. Bunu da şöyle karar verebiliriz. Hemen skeletonu açarız. Skeleton tree'den bakarız. Bunu da böyle şey yapalım. Şimdi ben hangi kemikten yukarısını istiyorum?
Hocam sen kafasının o animasyonu oynatmasını istiyorsan kafasını seçeceksin. Spine'lar olması gerekiyor. Mesela ben diyorum ki ben spine yani bel kemiğinin üst tarafını oynatmak istiyorum. Ya da sen dersin ki abi ben direkt çenesini istiyorum. Çenesini seçebilirsin. Ha, ya da right to end. Her neyse öyle bir kemik varmış. Bu kemiğin üst tarafını oynatmak istiyorum. İstediğin gibi diyebilirsin. Bu senin animasyonuna göre değişir. Mesela kol mu istiyorsun? Shoulder seç. Right shoulder. Ya right shoulder'ın üzerisini. Yani şuradaki kolun eğer böyle tarayabilirsem tarayamadım. Şuradaki kolun istediği gibi oynatabilirsin. Şimdi ben ne istiyorum? Spine istiyorum. Bakalım spine'ımız nerede? Spine 2, spine 1, spine. Ben spine 1 istiyorum. O zaman spine 1 yazacağım. Şimdi gösteriyorum size. Bunu anlatmışımdır muhtemelen daha öncesinden. Buradan ekledik branch filters'tan. Benden bir kemik ismi istiyor. Spine 1 diyorum. Kemiğin aynı ismini yazdım. Şimdi bakın. Saldırı animasyonu true. Yürüme animasyonu da true. Başlatalım. Gördüğünüz gibi hem saldırıyor hem de yürüyor. Okey. Şimdi play walking falan bunları sildim. Ana olayı kurdum. Saldırı değişkenini benim değiştirmem lazım. Nereden değiştireceğim? Ben bunun gibi bir variable oluşturmuştum. Tabii ki AI controller'dan değiştireceğim. Buradan sürekli kontrol... Ay, nereye geldik? State'lere geldik. Buradan değiştireceğim. Saldırı true mu? False kısmını da yapalım. Sürekli saldırır yoksa. Şimdi ben buradaki veriyi çekmem gerekiyor. Nasıl çekeceğim? Hemen gelelim buraya. Event Grab'a da girelim. Tamam. Cast edeceğim. AI kontrolörümü cast edeceğim. Buraya çağıracağım. Cast to AI controller. Get con AI controller dedik sanırım. AI con get AI controller control actor bu da bu oluyor. Kontrol ettiği aktörümüz de get actor of class'tan AI karakter oluyor. Şimdi ben bunu çektim. Değiştirmem gereken bir variable var. Bunu böyle yapıyorum. Böyle yaptım. Burada birazcık karışıklık mı oldu? Hayır, tamam, gayet uygun. Bir sorun yok. Buradaki saldırı değişkenimi benim oluşturmuş olduğum boolean'a direkt veriyorum. Ve teoride işlemesi gerekiyor. Hemen bakalım. Gel bakalım paşam. Gördüğünüz gibi bana vuruyor. Koşarken de he, tamam. Şeyin dışına çıktım. P'ye basarak gösterelim. Bunun dışına çıktım. Bunun dışına çıkarsam arkadaşlar yapay zeka beni kovalayamaz. Gel abi. Gel bakalım. Vur. Vur bana. Tamamdır. Şu an dediğimiz her şeyi yaptık. Herhangi bir sorun olmaması lazım. Eğer olursa bunu ilerleyen videolarda fixlerim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. İyi günler dilerim.